Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Hard Code Version Top Season bölüm 21'e hoş geldiniz. Ben Emre, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Black Dome şehri salon lideri Claire'i yenmiştik. Ama o bize 8. rozeti vermemişti. Bu bölümde 8. rozeti alacağız. Umarım tabii kendimizi kanıtlayabilirsek. Tamam, Claire'in dediği gibi salonun arkasındaki Dragon Den'e doğru yol almaya başlıyoruz. Suya inmeden önce bir Repel basayım. Ne de olsa suya indikten sonra basacağım. Tamam, hemen suya atlıyoruz ve Dragon'un Den'ine doğru yol alıyoruz. Orada kendimizi kanıtlamamız gerekiyor sanırsam. Pokemon Ligi'ne girmeye gerçekten hazır olduğumuzu göstermek için. Tamam. Eğer Claire izin verdiyse onun büyük babası ustamız da izin verecektir. Geçebilirsin. Teşekkür ediyorum be amca. Çok sağ ol. 10 yaşındaki bir çocuğa böyle saygı göstermeniz çok ama çok güzel. Tamam. Burada bazı eğiticiler var. Herhalde bunlar da ejder tipi Pokemon'lar kullanıyordur. O yüzden başa ona uygun bir Pokemon koysam hiç fena olmaz. Tabii ki Katara. Tamam. Bakalım sen ne diyeceksin? Buraya girmeye nasıl cesaret edersin? Ne? Buraya davetsiz girmeye nasıl cüret edersin dedi bana. Çok kötüsünüz. Çok kabasınız hepiniz. Ben buraya bir kere davet edildim. Beni buraya Claire yolladı. Onu yendiğim için. Çok kötü bir şey çıkıyordu ağzından. Tamam. Onu yendiğim için Claire beni buraya yolladı. Yani neden bana böyle beni küçümsüyorsunuz? Bana böyle kötü davranıyorsunuz bilmiyorum. 10 yaşında olduğum için mi? Önemli olan boyu değil, istivi. Görmüş oldun sen de böylece. 2220 Pokemon lirası aldık. Tamam. Burada itemler olsa gerek. Evet, tabii ki bir item var burada. O itemde bir kalsiyum. Bunları, kalsiyumları, HP up'ları, PP up'ları vesaire gibi itemleri Pokemon Ligi'ne girmeden önce Pokemon'larıma vereceğim. Tamam, bakalım sol tarafta bir şey var mı? Tabii ki saklanmış bir item var. Revive. Olmazsa olmaz. Evet, şimdi suya açılma vakti geldi. Burada birkaç tane eğitici bulup onlara günlerini göstersek iyi olur. Katara, içimden geçtin. Yuh, nasıl yaptın onu? Sen tam bir büyücüsün. Beni büyüledin. Tamam, burada bir eğitici var. Onunla savaşalım bakalım ne diyecek. Burada olmamalıydın. Ayda. Neden burada olmamalıydım? Burada gizli bir şey mi karıştırıyorsunuz? Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Bunun başka bir açıklaması olmalı. Tamam. Horsey'e karşı tabii ki Mako'yu kullanacağım. Horsey 33 level ve yeterince güçlü değil aslında. Onu herhangi bir saldırıyla belki yenebilirdik. Belki Katara'nın buz tipi saldırıları kurtarmayabilirdi. Ama fiziksel bir saldırısı olsaydı kesinlikle yetecekti. Her neyse, ben Mako'yu kullandım. Mako buradan kolaylıkla sıyrılabilir. Thunderbolt saldırısı bence çok bile bu Pokemon'lara. Her neyse, yapacak bir şey yok. Böyle devam. Horsey'i yenmiş olduk. Bakalım diğer iki Pokemon'u ne olacak? Evet, herkes payını aldı. Bir Horsey daha mı? Bütün Pokemon'ları Horsey gibi görünüyor. Belki bir tane Sidra görebiliriz. Belki. Umarım görürüz. Çünkü Sidra çok daha fazla XP verecektir. Ve farklı Pokemon görmek her zaman iyidir. Şu an şimdiye kadar hiç Sidra görmedik galiba. Bir tane Kingdra gördüğümüzü biliyorum. Ama Sidra gördük mü emin değilim. Bakalım, belki görürüz. Evet, bir Sidra geldi. Harika. İlk gördüğümüz Sidra bu olsa gerek. Yani en azından ben öyle hatırlıyorum. Tamam, bir Thunderbolt'la onun işini bitirebilirim. Ama Mako ıskaladı. Mako ilk defa bu başımıza geliyor. Mako, bunu nasıl yaparsın? Seni takımdan çıkarıyorum. Tabii ki çıkarmayacağım. Şaka, sana çok ihtiyacım var. Sana ihtiyacım çok. Waterfall'u kullandı. Bu bir HM değil mi? Power'ı da fena değil hatta. Waterfall. Ama tabii ki Mako'ya fazla vuramayacaktır. Tamam, bir Thunderbolt'la Sidra'nın da işini bitirmiş olduk böylece. Bakalım kaç Pokemon lirası kazandık. Bana ondan haber ver. 580 XP Mako'ya, 580 XP Zuko'ya ve aldığımız para da 2100 Pokemon lirası. Bu mağaradakiler tamamen cimri. Çok cimrisiniz. Verdiğiniz ödül gerçekten ama gerçekten çok kötü. Tamam. Burada ikili maç bizi bekliyor gibi görünüyor. Aslında buradan geçmek zorunda değilim. Ama ben yine de eğiticilerle savaşmak için geçeceğim. Peki ikili maçta hangi Pokemon'ları kullanmak doğru olur? Ejder tipi Pokemon'lar mı kullanacaklar acaba? Ejder tipi ise Katara tabii ki müthiş olacaktır. Onun dışında ejder tipine karşı Ank. Tamam. Ank olsun. Ank de zaten ikinci sırada. O yüzden Katara ve Ank savaşa başlayacaklar. Harika. Hop, tabii ki yakalandık. Yakalanmazsak olmaz. Acaba oradaki item ne? Yani ikili mücadeleye girmeye değer bir item mi? Her neyse, o itemi almak istiyorum. Dratini, iki tane Dratini, 35 tane çok tatlılar. Orada gözümün önünde duruyorlar. Bakalım biz onlara karşı bir şey yapabilecek miyiz? Evelyn's alan mı vuruyor? Maalesef alan vurmuyor. O zaman Ice Beam'le saldıracağım. Ben Katara soldakini hallederken Ank de bence sağdakini halledebilir. Hem de Fly'la, tamam. Hadi bakalım. Ank kaçar.
Katara sağda tek kaldı. Umarım Katara'ya çok yüklenmezler. Tamam, Katara'da Ice Beam'le saldırdı. En hızlı ikinci Pokemon sağdaki demek ki Katara. Katara da Dratini'yi böylece yenmiş oldu. Bakalım diğer Dratini tek başına ne yapacak? Dratini Thunderbolt kullandı. Neyse ki ıskaladı. Tamam, Enk herhalde Buran işini bitirecektir. Dratini'nin, umarım. Umarım. Tamam. Enk de onu yendi. Böylece ikili mücadeleyi biz kazandık. Gelen XP gerçekten ama gerçekten çok kötü. Olsun, yapacak bir şey yok. Evet. 1120 Pokemon'ları kazandık. Ve item aldık. İtem neymiş? Max Elixir. Bence hiç fena değil. İkili mücadeleye girdiğimizi değdi diyebiliriz. Diyebiliriz. Bu arada Katara arkada çok tatlı yürümüyor mu? Tın tın tın. Tamam, Katara bir köpek balığına dönüştü. O kadar tatlı değil artık. Şimdi Whirlpool'dan geçerek... Aa, Whirlpool. Whirlpool'umuz yok tabii ki. Whirlpool'u Pokemon'uma öğretmek zorundayım. Aa, şimdi biraz sıkıntı. Çünkü onu öğretebileceğim tek Pokemon var üstünde. Ve üstündeki skill'leri, hareketleri silmeyin. Gerçekten ama gerçekten hiç istemiyorum. Katara. Maalesef onlardan birini silmek zorundayım. Geri kazanması en kolay olanını sileceğim. Bakalım. Ice Beam kesinlikle lazım bana. Avalanche Pokemon Ligi'nde çok ama çok işime yarayacak. Surf Rain Dance. Surf'ü zaten silemem. Bir tek Rain Dance kalıyor. Tamam. O zaman Rain Dance gidiyor. Harika. Şimdi karşıya geçebilirim diye umuyorum. Tamam Katara. Girdabı yara yara gidiyoruz. Yara yara. Oo, çok şekil görünüyor gerçekten buradan. Buradan bir ekran görüntüsü alabilirim. Tamam. Evet. Oraya girmeden önce şöyle etrafta bir ne var ne yok bir bakmak istiyorum açıkçası. Burada item var mı acaba? Çok gizli item var gibi duruyor burada da. O yüzden bir kontrol etmek istiyorum. Yok mu? Cidden mi? Hadi ama. Bu çok kötü. Buraya boşuna girdim demek oluyor. Hemen kuzeye doğru tekrar yol alıyorum. Umarım boşuna gitmiyoruzdur. Umarım orada bir item vardır. Tamam. Aa, repelim bitti. Hemen bir repel bassam hiç fena olmaz. Bıp 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 bıp. Tamam. Bir item buldum burada. Dragon Fang, ejder tip hareketleri gücünü %20 arttıran harika bir item. Tamam, bu ileride bize lazım olabilir. Belki, bilmiyorum. İlk önce ejder tipi bir Pokemon'a, daha doğrusu ejder tipi bir harekete ihtiyacım var. O olmadan bu itemin benim için hiçbir anlamı yok. Tamam, ilerlemeye devam ediyoruz. Ve Dragon'un dedesi, Clear'ın dedesinin yanına, ustaya gelmiş olduk böylece. Wow, wow, Katara ve ben çok şekil duruyoruz burada. Seni burada görmek güzel. Neden geldiğini açıklamana gerek yok. Seni buraya Claire yolladı değil mi? Bu kız yok mu bu kız? Üzgünüm ama seni test etmek zorundayım. Endişelenme. Test sadece birkaç sorudan ibaret. Wow, harika ya. Test, biri ne zaman seni test edeceğim dese bana Pokemon Savaşı daveti yolluyor. Yani bu sefer sadece soruların gelmesi çok güzel. Pokemonlar senin için nedir? Bir takım arkadaşı, Junior yoksa bir arkadaş mı? Tamam. Benim için onlar bir arkadaş. Anlıyorum. Peki, savaşlarda sana yardım eden nedir? Strateji, eğitmek, hile... Cheating, yani hile yapmak. Tamam, hile yapmak. Hayır, strateji. Anlıyorum. Peki, nasıl bir eğiticiyle savaşmayı tercih edersin? Zayıf, güçlü yoksa herhangi biri mi? Tamam. İkisinin ortası yok mu normal bir yetici? Tamam, güçlü olsun. Anlıyorum. Pokemon yetiştirirken senin için önemli olan nedir? Aşk, şiddet, violence. Korkunçsunuz ya. Knowledge, bilgilik. Tamam, ben aşkla büyütürüm Pokemon'larımı. Anlıyorum. Güçlü Pokemon, zayıf Pokemon. Hangisi senin için daha önemli? İkisi de. Biri olmadan diğeri olmaz ki zaten. Bir Pokemon'a güçlü demek için bir tane de zayıf Pokemon lazım. Tamam. Görüyorum. Sen Pokemon'lara derinden bağlısın. Saygıya hak ediyorsun. Tamam. Harika. İnancını kaybetme sakın. Tabii ki kaybetmeyeceğim. Pokemon Ligi'ne girmeyi hak kazandın diyor. Yani Pokemon'a Ligi'ne girmeye hazırsın dedi. Evet, öyle bir şey dedi. Nasıl gitti? Hah, sormaya gerek bile yok. Başarısız oldun değil mi? Ne? Geçtin mi? Aha, bir adım geri atarsın böyle işte. Olamaz. Geri geri, daha geri. Odadan çık. Yalan söylüyorsun. Ben bile kendimi kanıtlayamadım. Clear. Bu çocuk inanılmaz.
Onun yetenekleri ve ruhu. O Rising Mage'i hak ediyor. Yoksa Lens'im önermemi tercih edersin. Tamam tamam, ben anlıyorum. Al burada. Rising Mage. Acele et, al onu. Evet, böylece Clear'dan 8. rozeti Rising Mage'i almış olduk. Harika. Artık Pokemon Ligi'ne katılabiliriz. Rising Mage senin Pokemon Ligi'ne girmeni sağlayacak. Ve dışarıda Waterfall'u kullanmanı sağlayacak. Harika. Ve bütün Pokemon'lar bize sorusuz itaat edeceklermiş. Harika, böylece Pokemon Ligi'ne gidiyoruz demek oluyor. Clear da kaçtı. Kaç bakalım Clear. Bu arada Lugia'yı hiç duydun mu? Whirl Island yakınlarında yaşayan bir Pokemon. Her neyse, boşver. Nasıl yani? Sen bir Lugia dedin, Lugia gibi Pokemon'dan bahsettin, sonra bana boşver mi dedin? Ciddi misin? İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Gerçekten yaşlanmışsın sen. Tamam, hemen suya açılıp buradan çıkıyoruz mu acaba? Hayır, buradan çıkmıyoruz ama şöyle çıkışa biraz yaklaşsak hiç fena olmaz. Evet, burada bir Whirlpool var. Whirlpool'u tabii ki geçeceğim. Whirlpool, give up. Harika. Yavaş yavaş da olsa buradan çıkabildik. Hemen şöyle çıkışa doğru gidiyorum. Ah, bu Clear değil mi? Bekle. Bunun için üzgünüm. Lütfen bunu benim özürüm olarak kabul et. Tabii ki kabul ederim. TM'leri kim kabul etmez? TM59. Bu Dragon Pulse. Harika. Çok güçlü power olan ezer tipi bir saldırı. Ama benim onu öğretecek Pokemon'um yok. Aa, bu çok kötü. Pokemon Ligi'ne gitmek için New Bark Town'a geri dönmelisin. Ve Rota 27'ye doğru surf yapmalısın diyor. Harika. Bunu yapacağım. Sakın pes etmeye cüret etme dedi. Tamam, harika. Clear'la konuştuğumuza göre artık Clear'ın dedesinin yanına geri dönebiliriz. Çünkü o bize çok güzel bir ödül verecek. Dıdıt 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 dıdıt. Aynı yere 2-3 defa git gel git gel. Gerçekten çok yorucu oluyor bu tip görevleri. Hiç ama hiç sevmiyorum. Ama bu bir görev sayılmaz. Oraya gitmek zorunda değiliz tabii ki. Ama ben gönülden gitmek istiyorum. Evet. Çünkü bizi bekleyen çok güzel bir şey var bu odada. Seni burada görmek çok güzel. Senin için bir şeyim var. Bu duretini senin ne kadar değerli biri olduğunu bildiğimizin kanıtı olarak kabul et. Wow, ne cümleydi ama. Tamam. Ustadan Dratini'yi böylece almış olduk. Harika, artık bir ejder tipi Pokemon'umuz var. Ona nickname vermek ister misin? Tabii ki hayır, çünkü onu takımıma almayacağım. Haha, çok kötüyüm. Evet, bu seride ejder tipi Pokemon benim takımımda olmayacak. Onu kullanmayacağım. Biliyorum, o çok güçlü, harika, çok dayanıklı, statları harika, ejder tipi hareketleri, gücü inanılmaz. Ama yine de takımıma almayacağım. Almayacağım, almayacağım. Tamam, maksimal basıp buradan çıkma vakti geldi. Dratini, Dragonair, Dragonite. O bir Dragonite olsa 55 levelde statları hemen hemen efsane Pokemon'larınkine denk geliyor. Yani hemen hemen derken bazı efsane Pokemon'larınkinden yüksek, bazı efsane Pokemon'larınkinden düşük oluyor. Ama 55 levelde son formuna dönüşmesi bence onun bir dezavantajı. Çünkü 55 levele kadar çok güçsüz bir Pokemon. Yeterince güçlü bir Pokemon değil. Evet, Profesör Elm bizi arıyor. Acaba sorun ne? Emre, merhaba. Nasıl gidiyor? Laboratuvarıma gelir misin? Sonra görüşürüz. Tamam. Profesör Elm bizi bekliyor sanırsam. New Bark Town'a gitme vakti geldi. Ama New Bark Town'a git, şimdi mi gitsek? Tamam, şimdi gidelim. Benim için hiç sakıncası yok. Hemen uçarak New Bark Town'a gidebilirim. Evet, başladığımız yere geri döndük. Sizce de çok garip değil mi? Çok ironik değil mi? 8 rozet topla ve başladığın yere geri dön. Harika. İşte bu oyunun güzel yanlarından biri de bu zaten. Ah, annem. Annemin evine şöyle bir gidip baksak mı? Anne, ne var ne yok. Biraz para versene bana. Sana bayağı para yollamıştım. Wow. Annemde 21,5 bin para var. Harika. Ben de diyorum, benim neden param yok? Hepsini annem almış meğerse. New Bark Town'da Profesör Elm'in evi tam olarak buraydı. Elm Pokemon Laboratuvarı. Profesör Elm. Ah, Lyra da burada. Lyra, seni bayağıdır görmüyorum. Çok özlemişim. Emre. Şimdiden 8 rozeti topladın mı? Bu çok cool. Profesör senin için bekliyor. Poketopları nerede? Bütün starterlar gitmiş. İnanmıyorum ya. Bu korkunç, felaket. Emre, merhaba. Beni şaşırtmaktan vazgeçmiyorsun.
Sana teşekkür ediyorum. Benim araştırmam harika gidiyor. Lütfen bunu al. Oha! Master Ball. Beni bunun için mi çağırdın? Manyak mısın sen? Ya bunun için uçarım ben, takla bile atarım. Evet. Ultimate Poke Topu. En güçlü Poke Topu. Yani herhangi bir vahşi Pokemon'u tek atışta yakalamamızı sağlayan bir Poke Top. Harika bir Poke Top. Kimono Girl mü? Duydum ki sen Kimono Girl'lere yardım etmişsin. Sen bütün insanlara yardım ediliyor olmalısın. Senin arkadaş olduğum için gurur duyuyorum. Görüşürüz Lyra. Ben de seni çok seviyorum. Kimono Girl... Hayır pardon, sesler karıştı. Hatlar karıştı. Kimono Girl'ler seni Ekutek şehrinde dans tiyatrosunda bekliyor. Tamam. Peki Profesör Elm, oraya uğrayacağım. Ama bir sonraki bölümde, bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemonlar.